Hayırlı Beni akşamlar. Öncelikle hepiniz yaratıyor. hoş geldiniz. Kıymetli idarecilerimiz, hocalarımız, velilerimiz. Hoş geldiniz. Yavaş yavaş sanırım katılımcılarımız da artıyor. Bir giriş yapabiliriz diye düşünüyorum. Başlangıç yapmadan önce ben bugünkü program akışından kısaca bahsetmek istiyorum. Şöyle ilk olarak yönetim kurulu başkanımız Sayın Muharrem Turşucu Bey'in açılış konuşması olacak. Sonrasında gençlik ile bilinçli ebeveyn seminerlerini düzenleme amacımızdan bahsedeceğiz. Daha sonra Sayın Mehmet Teber hocamızın çocuklarda özgüven gelişimi seminerini gerçekleştirdikten sonra konu ile ilgili soru cevap kısmımız olacak. Şimdi Muharrem hocam eğer burada ise açılış konuşması için söz hakkımı ona veriyorum ben. Muharrem hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Yani Gençlik Eğitim Kurumları olarak veri semineri Başına ayı. şeklinde Muharrem hocam burada çalışma mı? Evet başlattılar hocam. arkadaşlarımız. Hayırlı akşamlar. Ben hayırlı olmasını diliyorum inşallah. Çok fazla da Hocam açık konuşmak. sesinizi alamıyoruz ama. Yani dün itibariyle bir arıza mı oldu bilmiyorum. Dün de aynı şeyi söylediler. Benim burada tam açık. Mehmet Bey hazır mı? Buyurun hocam. Teber Bey hazır mı? Mehmet Teber hazır mı? Evet hocam. Mehmet hocam sizin konuşmalarınızdan sonra bizim eğitimimizin amacından bahsedeceğiz. Ondan sonra Mehmet hocam söz hakkını veriyorum. Canım benim açışım hayırlı olsun diyorum. Tamam. Buyurun. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam konuşmanız Tamamdır. için. Bu programımızı seminerimizi gerçekleştirmekte iyi olan Yusuf hocamıza da ben bir açılış konuşması için söz hakkı vermek istiyorum. Yusuf hocam. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaklaşık 3 aya varan bir planlamanın sonucu olarak 4 rehberlik hocamızla birlikte bu programı sizlere takdim ediyoruz. Planın ve programın temel amacı siz kıymetli velilerimizin başta pandemi dönemi olmak üzere salgın dönemiyle birlikte uzaktan eğitimde yaşamış olduğu sorunların üstesinden gelebilmek için siz kıymetli velilere destek olarak tasarladığımız ve hayata geçirdiğimiz bir program. Umarım tüm katılımcılara faydalı olur. Hayırlı bir neticeye inşallah vesile olur. Programın hazırlanmasını her gün destek olan Genel Kurum Müdürümüz Sayın Muharrem Turşucu Beyefendi'ye, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hocalarımıza ve kıymetli idarecilerimize çok teşekkür ederiz. Siz kıymetli velilerimizin program esnasında soruları yahut yorumları olursa bunu kısa mesajla yani Zoom üzerinde belirtmelerini rica ediyoruz. Buna ilave olarak program sonrasında geri dönüşlerinizi önemsiyoruz ve bekliyoruz. İnşallah hepinize hayırlar getirir, faydalı olur. Ben sözü şimdi tekrardan moderatör hocamıza bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler diliyorum. Hocam konuşmalarınız için teşekkür ederiz. Yusuf hocam seminerlerimizi düzenleme amacımızdan kısaca bahsetti. Ben de bir değinmek istediğim noktalar var. Kısa bir vaktinizi alacağım inşallah. Şöyle ki gençlik eğitim kurumları olarak pandemi sürecinde eğitim ve öğretim hayatı devam eden öğrencilerimizin kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki amaçlı bireysel görüşmelerini devam ettirirken aynı zamanda derslerimizle önleyici ve gelişimsel çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışmalarımızla misyonumuz aklı geliştiren, ahlakı güzelleştiren gençlik eğitim kurumları olarak çocuklarımızı her yönden geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şöyle ki öğrencilerimizin başarılarında zekanın önemi kadar bu zekayı doğru işlerde ve etkin bir biçimde kullanabilme becerisi de önemli bir etken. İşte tam bu aşamada bireyin kişilik özellikleri ve alışkanlıkları devreye giriyor aslında. Çocuklarımızın okulda kazandığı bu alışkanlıklar, becerilerin sürdürülmesinde de ailenin büyük bir rolü var diye düşünüyoruz biz. Bu noktada okul aile işbirliğinin önemini vurgulamak adına hem eğitim sürecinde yaptığımız görüşmeler sonucunda eğitimimizi planlarken
okulda uzak kalan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamakta velilerimizin bazı noktalarda güçlük çektiğini gözlemledik. Bu aşamada onlara bir nebze de olsa destek olabilmek amacıyla bu eğitimlerimizi planladık. İnşallah bugün de ilkini gerçekleştireceğiz Mehmet Hocam'la beraber. Şimdi Mehmet Hocam'ın konuşmasına geçmeden önce Mehmet Hocam'ın kısa bir özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Mehmet Temer Hocamız 1980 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 3 yılında onur derecesiyle mezun olmuştur. İlk yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde, Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde, ikincisini ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde klinik psikoloji alanında gerçekleştirmiştir. İkinci yüksek lisansı oyun teziyle tamamlamıştır. Üniversite sonrasında rehabilitasyon merkezi, danışmanlık merkezi, dershane, anaokulu, özel okul gibi birçok kurumda görev almıştır. Mehmet Hocamızın temel uzmanlık alanı çocuklar, çocuk psikolojisi, çocuk eğitimi ve oyun terapisidir. Ve Türkiye'nin en önde gelen oyun terapistlerinden ve oyun terapisi eğiticilerindendir Mehmet Hocamız. Genel olarak benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer Mehmet Hocam da hazırsa yavaş yavaş sunumumuza geçebiliriz. Mehmet Hocam. Herkese merhabalar ve iyi akşamlar. Ben Mehmet Tiber. Öncelikle davet için teşekkür ediyorum sevgili Muharrem Bey'e ve diğer okul yöneticilerimize. Sizlerle beraber birlikte olacağız. Gönül isterdi ki bu birliktelik yüz yüze olsun. Konya'yı çok özledim. Çok da sevdiğim şehirlerden bir tanesi. İş amaçlı değil. Sadece Mevlana ve Şems Hazretleri'ni ve Sadrettin Konevi'yi ziyaret etmek için bile normalde çok sık geldiğim bir şehir. Birkaç ay önce yine de gelmiştim aslında. Bugün sizlerle özgüven konusunu konuşacağız. Hepimizin de aslında en çok kafamızı kurcalayan konulardan bir tanesi olması gerekir. Çünkü gelecekte başarılı, tuttuğun koparan, hakkını savunan, kendini ezdirmeyen, haksızlığa uğradığında buna karşı çıkan, girişimci bir çocuk yetiştirmek hepimizin niyeti içerisinde var, amacı içerisinde var. Dolayısıyla bu hepimizin aslında arzuladığı bir şey. Peki bu nasıl oluyor? Bunun şifrelerini göreceğiz. Hem özgüveni destekleyen ebeveyn tutumlarını, hem özgüveni zedeleyen ebeveyn tutumlarını göreceğiz. Bir sunum var, paylaşabilirim ama yönetici arkadaşlarım beni co-host yapması gerekir bunun için. Ekran paylaşması gerekir. Hemen paylaşıyoruz hocam. Mustafa. Hocam paylaşabiliriz. Teşekkürler. Mehmet hocam, hostluk sizde. Teşekkürler. Tamam. Benim görüntümü ekrana spotlight yaparsanız, onu da biliyorsunuz teknikteki arkadaşlar, başka mikrofonlar açıldıkça görüntü ekrandan kayıp gitmesi daha güzel olur. Evet, bu özgüven konusuna detaylıca bir bakalım. İlk önce ben sunumumu yapacağım. Sonrasında vakit kalırsa sorularınızı cevaplayacağım. Sorularınızı chat kısmına yazabilirsiniz. Ben de oradan görüp cevaplamış olacağım. Hadi bu özgüven konusu neymiş beraber bir bakalım. Sadi Şirazi var. Büyük alimlerden birisi. Onun şöyle bir sözü var. Çocuklarımızı kuzu gibi yetiştirirsiniz. Yetiştirirseniz koyun gibi güdülürler. Aslında biz bir yandan çocuklarımızın kuzu gibi olmasını isteyen bir toplumuz, diğer yandan da girişimci olmasını isteyen bir toplumuz. Biraz inatçı, biraz dediğim dedik, biraz başına buyruk bir çocuk varsa genelde bu bizi endişelendirir, saygısızlık olarak nitelendiririz. Ama tam da kuzu gibi olunca bu sefer de başka bir endişeye kapılırız. Çünkü koyun gibi güdülmeye başlar. Ebeveynlik olarak bizim kültür tam arada bir yerde kalıyor. Tam ne istediğini, kendini konumlandıracağını bilmiyor. Özgüvenli çocuk demek, yeri geldiğinde ebeveynine hayır da diyebilen çocuk demek, bunu böyle yapamazsın diyen bir çocuk da demek, ya da ben bunu böyle yapmak istemiyorum diyen çocuk da demek. Dolayısıyla bir yandan elinde güç olması lazım ama öte taraftan sınırlar olması lazım. Selim olması lazım, aklı selimde olması lazım. Bir yandan da kuzu gibi olmaması lazım. Dolayısıyla bu arada iyi bir denge kotarmamız ve yürütmemiz gerekiyor. Kuzu gibi yetiştirirsek koyun gibi de güdülürler. Bunu bilelim. Özgüven ne demek? Özgüven şu demek. Mesela buradaki herkes kendisinin özgüvenini düşünsün ben anlattıkça.
chat kısmından puan vermenizi de isteyeceğim. Kendine yönelik önemli duygular besleme. Birinci basamağı bu özgüvenin. Yani ben kendimi nasıl birisi olarak görüyorum? Ya ben iyi bir insanım. Kendinize yönelik dönüp baktığınızda, aynaya baktığınızda kendinizi nasıl değerlendirdiniz? İlk aşaması, yok ya benden adam olmaz, benden beş para etmez, ben bir baltaya sap olmam, ya ben işe yaramaz birisiyim gibi kendinize yönelik negatif duygular daha ağırlıklıysa dönüp baktığınızda bu özgüvenin bir ayağının eksik olduğunu gösterir. İkincisi de bir şeyleri yapabileceğimize dair olan inançtır özgüven. Yani hem kendimize dönüp baktığımızda iyi bir insan görmeliyiz hem de ben bunu yapabilirim diyen bir tarafımız olmalı. Yani bize birisi dese ki şu işi yapabilir misin? Yeteri kadar zamanı verirsen ben bunu yapabilirim. Bunun üstesinden gelebilirim ya. Yani dilersem istersen ben üniversite okuyabilirim, bir yüksek lisans daha yapabilirim, yeniden bunu yapabilirim. İstersem yapabilirim. Ama daha bir işe başlarken ben yapamam diye başlıyorsa bu yine özgüvensizlik göstergesi. Çocuklarda da olur bu ama ben bilmiyorum ki, ben yapamıyorum ki, ben yapamam ki. İşte bir resim çizirsin, ben resim çizmeyi bilmiyorum ki. Hadi bak şunu şöyle yapamam ama ben onu bilmiyorum ki ama ben yapamam ki diye. Önden şeyle başlar çocuklar, bir şerhle başlar. Bu işte özgüvenin düşük olduğunu gösteriyor. Ya da bazı çocuklar kendini iyi bir çocuk olarak tanımlamaz. Yani çok fazla ailesi ona yaramaz dediyse, şımarık dediyse, hareketli dediyse, tembel dediyse çocuk da kendini böyle tanımlar. Çünkü çocuğun kendini tanımlama şekli ebeveynin kendini tanımlama şeklidir. Dolayısıyla çocuk ebeveynine bakarak kendini tanımlıyor. Biz de şey yapabilirsek çocuğa baktığımızda ben iyi bir çocuk değilim. Biz mesela bize gelen çocukları değerlendirme yapıyoruz. Bir resim çizdirip onun üzerinden soruyoruz. Başkaları bu çocuğu nasıl bir çocuk olarak biliyor diye soruyoruz. İyi bir çocuk olarak biliyorsa güzel. Ya da bu çocuk akıllı mı, güçlü mü, sağlıklı mı, güzel mi diye sorular soruyoruz. Eğer bunlar akıllı, güçlü, sağlıklı, güzel diyorsa bu çocuğun kendilik algısı iyi diye düşünüyoruz. Ya da bir çocuk bir işe girerken ben yapamıyorum, edemiyorum, bilmiyorum diyorsa bu yine özgüvenin düşük olduğunu gösterir. Özgüven düşüklüğünü nereden anlarız biz çocuklarda? Hakkını savunamaz. Hani başına vur ekmeğini elinden al çocuklar vardır ya, böyledir. Birisi arkadaşı gelir elinden oyuncağını alır onu biter. O buna karşı sadece sessizce durup birisi gelsin de onu buradan kurtarsın diye. Ya da bildiği soruyu parmağını kaldırıp söyleyemez. Arka bir ortam var. Yönetimdeki arkadaşlar sürekli onları blok edebilirler mi acaba? Çünkü o beni de rahatsız ediyor. Sürekli açık olan mikrofonları kapatırsanız sevinirim yönetimdeki arkadaşlar. Senin yanına gelip mikrofonları deaktive edebilirsiniz. Teşekkürler. Dolayısıyla sınıfta doğru bildiğini parmak kaldırabiliyor mu, söyleyebiliyor mu? Bu da yine bir özgüven göstergesi. Biliyorum ama şimdi kalkıp parmağımı kaldırmayayım, söylemeyeyim, söylersen şöyle olur, bir özgüven göstergesi. Git marketten bir şey al dediğimizde, yeni bir marketten, yabancı bir yerden bir şey alabiliyor mu? Garsondan şunu iste dediğimizde sorabiliyor mu? Ya bu ürünü yanlış almışız, gidip bunu değiştirir misin dediğimizde gidip değiştirebiliyor mu? Yoksa sen söyle, sen de gel, abim de gelsin diye bizden destek istiyor mu? Başka birisi onun rahatsız eden bir şey söylediğinde hayır bana ne bu böyle olmayacak deyip orada sınır koyabiliyor mu? Özgüven böyle bir şey. Yani hakkımızı savunabiliyor muyuz? Diyelim ki birisi bizim yanımızda bizim değerlerimize, siyasi görüşümüze, hayata bakış açımıza, dinimize olumsuz bir şey söyledi. Ben bunun karşısını söyleyebiliyor muyum? Ya da onun katılmadığım bir fikri var. Ben hemen bunun karşısında hayır ben böyle düşünmüyorum diyebiliyor muyum? Ya da birisi benim hakkıma girdi. Ben bunu hemencik söyleyebiliyor muyum? Yoksa şimdi kırılırlar, üzülürler, bir şey olur falan deyip kendimi geri mi çekiyorum? O yüzden şöyle bir özgüvenimizi kendimize test edebiliriz. Baktığımızda. Özgüvensiz bir çocuk başarılı olabilir ama sessiz başarılı olur. Sınıfta onun başarısını kimse bilmez. Sınavlarda o performansı görür ama derste o çocuğu görmeyiz. Yine hayatta da başarı gelebilir. Ama çok fazla
tanınırlık, bilinirlik gelmeyebilir. Kendimiz akademisyen olur, kendi odasına kapanır, odasında çalışır, makalesini yazar, böyle bir başarı gelebilir ama yine hakkını savunma kısmı eksik kalabilir. Bu nedenle özgüvenli çocuk yetiştirmek aslında hepinizin hedefi. Bir yandan bir çocukların eğitim kurumlarına gönderirken, biz çabalarken özgüveni yüksek olsun diye çabalıyoruz. Demek ki iki temel aşaması var. Yani iki temel boyutu var. Birincisi ben iyi bir çocuğum diyebilmeli çocuk. İkincisi de ben uğraşırsam yapabilirim diyebilmeli. Ben iyi bir çocuğum diyemiyorsa, genelde hareketli çocuklar, dikkat eksikliği çocuklar çok fazla eleştirilir ve onlar ben iyi bir çocuğum diyemez. Çünkü insanlar sürekli ondan şikayetçidir, ebeveynleri de şikayetçidir ve ebeveyn hangi gözle kendisine bakıyorsa çocuk da o gözle bakar. Yani ebeveyn benim bir işe yaramaz olduğumu düşünüyorsa çocuk da kendini öyle olduğunu düşünmeye başlar. Yapabilir miyim? Bir şeylerin üstesinden gelebilir miyim? Başlangıç aşamasında direkt pes ediyorsa, hiç başlamadan yenilgiyle başlıyorsa, bir kere deneyip hemen sonrasında bırakıyorsa, bu da yine özgüvenin düşük olduğunun göstergesidir. Hepimizin hayatta özgüveni var. Özgüvenimiz sürekli artar ve azalır. Değişir sürekli. Sürekli değişir. Mesela diyelim ki iyi bir iş çıkardınız, bir başarı elde ettiniz, özgüveniniz zıt yukarı çıkar. Hanımlar diyelim ki evde bir yemek yaparken o yemek yandı, zıt özgüven hemen aşağı düşer. Güzel bir sunum yaptınız, güzel bir konuşma yaptınız, iyi bir yatırım yapıp para kazandınız, özgüveniniz zıt yukarı çıkar. Duvara tosladınız, yaptığınız bir iş yanlış gitti, özgüven aşağı düşer. Sizi birileri eleştirdi, zıt özgüven aşağı düşer. Sizi birisi kıyasladı, başarısız olduğunu ima etti, özgüven aşağı düşer. Ya da birileri sizi takdir etti, bu ne kadar güzel bir iş yaptın, tebrik ederim, özgüven yukarı çıkar. Yani özgüven böyle dinamik bir şey, sürekli bir yere geldi, orada durmaz. Yükselip aşağı doğru inip çıkabilir ama çocukluk döneminde temel çekirdeği alması lazım. Şimdi tüm bu anlattıklarım çerçevesinde beni dinleyen herkes kendine bir özgüven puanı verebilir. 10 üzerinden kendinizin özgüvene bir puan verin. 10, ben iyi bir özgüvenim var. Hakkımı ararım, doğrunun peşinden giderim, haksızlığa uğradığımda sesimi çıkarırım, bir ürünü götürüp değiştiririm. Bir satıcı benim hakkımı yedi mi sonuna kadar uğraşırım. Toplum içerisinde fikrim, insanlar bana ters bakacaksa söylemekten çekinmem. Doğru bildiklerimi anlatabilirim, fikrimi ifade edebilirim diyorsanız bu 10 puan. Yok hocam ben çok yapamam ya, biz çok özgüvenimiz şey değil sanki falan diyorsanız da bu biraz daha küçük. Özgüven aşağı doğru iner. Şimdi sizlere soruyorum. Yazmak isteyenler yazabilir. Bence yazın. Özgüveninize bir puan verin. Ben kendi puanımı chat kısmından yazayım. 8 puan verdim kendime. Sizler de verdiğiniz puanı şöyle bir yazarsanız görürüz aslında. 6, 8, iyi, 10, 10 olanlar var, tebrikler. 7, 6, 15 gibi, güzel. Özgüveniniz iyi o zaman. Düşük olanlar da var. Biz çoğumuz hayatta özgüveni kazanmak zorundayız. Çünkü bizim kültürdeki ebeveynler özgüvenliği genelde şey yaparlar. Özgüveni genelde bizim elimizden alırlar. Nasıl alırlar onu göreceğiz birazdan. Özgüven kişiliğimizin bir parçası. Bir insan dürüst, sadece özgüvenli olmamalı hayatta. Dürüst olmalı, cömert olmalı, yardımsever olmalı, vefalı olmalı. Kişiliğimize birçok ziynet takmalıyız biz. Bu taktığımız ziynetlerden birisi ve belki de en önemlisi özgüven. Çünkü taktığım bu ziynetleri gösterebilmek için yine buna ihtiyacım var. Bunu toplum önünde sergileyebilmek için yine buna ihtiyacın var. Topluma lider olmak için, sürükleyebilmen için yine buna ihtiyacın var. Ki insanlar peşinden gelsin, sen onları sürükleyebilesin diye. Demek ki kişiliğimize takmamız gereken kolyelerden bir tanesi olarak düşünebiliriz. Bizim de çocuklarımıza hediye etmemiz gereken bir şey. Bir çocukta özgüvenin gelişmesi için iki boyutu var. O boyutunun da gelişmesi lazım. Bir, seviliyorum. İki, yeterliyim. Yani bir çocuk yeteri kadar ebeveyninden sevgi almıyorsa özgüven aşağı düşüyor. Hepimiz çocukları seviyoruz, bunda bir şüphemiz yok. Akşam bu saatinde gelmiş programa katılıyorsunuz. Bu da bunun çok bariz bir göstergesi. Ama bazen bu sevgiyi gösteremeyebiliyoruz. Hani eskiden vardı, benim babam öyle bir baba, derinden sevmek diye bir şey var. İçinden sevmek diye bir şey var. Sevgisini göstermemek diye bir şey var.
bazen çocuklarımız sevdiğimiz halde bu sevgiyi hissetmeyebilir. Dolayısıyla sevdiğimizden şüphemiz yok. Ama karşı tarafa bu ne kadar akıyor, bu tartışılır. Sevdiğimizi sürekli göstermek gerekir. Çocuğa sadece söylemek yeterli olmaz. Çocuk için sevildiğinin ana göstergesi benimle beraber benim sevdiğim şeyleri yapıyor mu? Oyun oynuyor muyuz? Buna bakar çocuk. Dolayısıyla sevilirlik birinci boyut. Yeteri kadar sevilmeyen birisinin özgüveni yüksek olamayabilir. İkincisi de yeterlilik boyut. Ben bunu yapabileceğim, ben bunu yapacağım, ben bunun üstesinden geleceğim. Bazı ebeveynler bu yeterlilik duygusunu çocuğa verir, bazı ebeveynler de veremez. Sadece ebeveynlikle değil, bir öğretmen de çocuğa sevgi mesajını aktarıyor olabilir, aktarmıyor olabilir. Bir öğretmen çocuğu yetersiz hissettirebilir. Bu ne biçim defter ya? Ne biçim yapmışsın bu? Ha, bunu mu yaptın? Bu mu projede? Çocuğu yetersiz hissettirir. Zıt. Özgüven hemen aşağı doğru düşebilir. Ebeveynler de böyle. Hiç olmamış, bilmiyorsun, beceriksizsin, yapamıyorsun. Bak diğerleri iyi yapıyor, sen bilmiyorsun. O öyle yapılmaz. Çok fazla çocuğa böyle yetersizlik mesajı gittiğinde yine özgüven düşmüş olur. Demek ki bir yeteri kadar seviliyorum diye düşünecek çocuk, iki yeterliyim diye düşünecek. Özgüveni neler kaybettirir? Sevgiden yoksun bırakma zaten son madde. Bizim kültürde suçlama çok olur. Çocuğu çok fazla suçlarız. Suçladığımız çocuk kendini yetersiz hissettirir. İşte elinden bir şeyi düşürür çocuk, suçlanır. Yemeği güzelce yemediği için suçlanır. Dersini iyi yapmadığı için suçlanır. Bir şekilde çocuğa suçluluk hissettirilir. Yani bu suçluluğun arka planında da sen yetersiz bir çocuk değilsin mesajı verilir. Gün içerisinde biz çocukları çok fazla uyarırız. Her bir uyarmamız iyi niyetle yaparız bunu ama sen yeterli bir çocuk değilsin mesajını ona verir. O da niye bu kadar dağınık dediğimizde biraz da bunu sert dille yaptığımızda sen odasını toplamasını bilmiyorsun mesajı ona gitmiş olur. Yani çok suçlama, özgüvenimizi aşağı indiren bir şey. Yine bizim kültürde var olan bir şey maalesef onun adına iş yapmadır. Çok fazla bizim ebeveynler çocuğuna hizmet eden ebeveynlerdir. Görüyorum mesela bazen yemeklere gidiyorum. Mandalinayı soyup çocuğun önüne koyuyor. Ya diyorum niye bunu yapıyorsun ki? Ben 4 yaşından sonra koymaz bu çocuğun önüne. Yani aradaki o beyaz şeylerini de ayıklıyor. Mandalinaları da tek tek bölüyor ve çocuğun önüne koyuyor. Çocuk sadece alıp yutacak. Onun adına iş yapıyoruz. Bu sevgimizden oluyor. Ona zarar vermek istediğimizden değil. Tabağına köfte koyup köfteyi de dörde bölüyor. Çocuğun sadece neredeyse alıp yutması lazım. Bu hizmet etme mesela. Çocuğun proje ve ödevi var. Kendisi yapıyor. Ayakkabısını giydiriyor. Tuvaletini temizliyor. Geçen bir çocuk gördüm. 7 yaşına gelmiş. Ebeveyni hala da kakasını siliyor. Hocam niye o silemez? Ya kakasını sildiği bir çocuğun özgüveni yüksek olamaz ki. Yani ben daha kendi popomu silmekten acizim yani. Dışarıda nasıl gideceğim, hakkımı savunacağım. Bunu bile ben yapamıyorum. Annem yapıyor, babam yapıyor diye. Ya çocuğa hizmet ettiğimiz her alan, yedirmek, giydirmek, tuvalet temizliğini yapmak, ilerleyen yaşlarda banyosunu yaptırmak, tırnaklarını kesmek, ayakkabılarını bağlamak, yemeğini önüne koymak. Bunların hepsi özgüveni düşüren şeyler. Biz çok merhametli bir toplumuz. Fazla merhametten maraz doğar biliyorsunuz. Merhamet aşırı yardıma sevk ediyor bizi. Çocuğun adına çok fazla iş yapıyoruz. Bu da çocuğun özgüvenini elinden alıyor. Mesela ben küçükken özgüveni çok düşük bir çocuktum. Üniversitede açıldım. Hasbelkader olmasaydı başarılı bir öğrenciydim. Ama sınıfta hiç parmak kaldırmazdım. Başarım sadece sınavlarda çıkardı. Üniversite hocalarımdan birisi şey derdi. Sessiz çalışkan bir çocuk. Sesim çok duyulmazdı. Ekmeğini başına vur, ekmeğini elinden al tarzı bir çocuktum. Neden? Çünkü annem çok koruyucu bir anneydi. Yani ben 5 yıl boyunca kardeşim olmadı. Tüm enerjisini bana verdi. 5 yaşıma geldiğimde hala ben mama gibi bir şey yiyordum. Annem yediriyordu, annem yediriyordu, annem bitiriyordu, annem yediriyordu. Sürekli annem bana hizmet etti. Annem bana hizmet ettikçe de benim özgüvenim aslında bir türlü ilerlemedi. Çünkü kendimi yetersiz hissediyordum her zaman. Annem de bunu sevgisinden yapıyordu. İlk çocuğu ve 5 yıl boyunca tek çocuğu olduğum için. Ama onun bedelini ben daha sonra çok zor ödedim. Yani bir
Kavgaya girdiğimde hakkımı hiçbir zaman savunabildiğimi hatırlayamıyorum. Hep haksız konumda ve mağdur konumda kalırdım. Bunun nedeni ailemin çok fazla hizmet etmesiydi. Suçlayıcı bir tavrı yoktu. Bazı bebeğinden suçlar. Sevgiden de yoksun bırakmadı. Ama özgüvenin ikinci ayağı eksikti. Yeteri kadar seviliyordum. Fazla fazla seviliyordum. Ama yeterlik duygum gelişmemişti. Yani sevilirlik ve yeterlik birlikte gelişmesi lazım. Birisi olmayınca özgüven ayakta durmuyor. Tamam, iyi bir çocuğum ben. Herkes iyi, sessiz, akıllı, sakin bir çocuk derdi. Ama ben hiçbir zaman özgüvenli bir çocuk olamadım. Ta ki üniversitede hocalar zorla kaldırıp ders anlatınca, anlattırınca, gittikçe, yapabildiğimi görünce özgüvenim gelişti. Çoğunuzun da hayatta muhtemelen böyle olmuştur. Bir şeyleri yapa yapa, başara başara özgüveniniz gittikçe güçlenmiştir ve artmıştır. Demek ki çocuğa hizmet etmek, onun adına iş yapmak yanlış. 2 yaşına geldiğinde çocuk şöyle der. Benim 2 yaşında bir oğlum var. 2,5 yaşına geliyor. Bugün bir oyun oynuyoruz. Ben yapacağım, ben yapacağım, ben yapacağım diyor. O tarz, o yaştan ben yapacağım yaş. Çocuk senden şeyi devralmak istiyor hayatım. Hayır, bunu ben söyleyeceğim. Bunu ben yapacağım. Ben zile basacağım. Asansörün kapısını ben açacağım. Kapıyı ben kapatacağım. Her şeyi kendi yapmak istediği bir dönem var. Bu 2 ile 4 arasında. Her bir ebeveyn burayı kaçırırsa zaten işimiz biraz zorlaşıyor açıkçası. Çünkü çocuğun kendi yapmak istediği dönemde ona devretmezsek hayatı, daha sonra kendisi bunu devralmak istemiyor. Sonra da ebeveynler şikayetçi oluyor. Ben hep takip etmek zorundayım. Ardını toplamak zorundayım. Hakkını savunmak durumundayım diye. Tam o dönemde başlıyor aslında. 2-4 yaş döneminde başlıyor çocuğun. Kendi hayatını devralmak istiyor çocuk. Ben kendim yiyeceğim, ben kendim yiyeceğim, giyineceğim, ben kendim yapacağım, kendim yürüyeceğim, elini tutmayacağım sokakta. Bağımsızlaşıp özgüven geliştirme aşamasına geçiyor çocuk 2'den sonra. Ama 4 yaşını bitmiş çocuklarda şunlar olmalı. Bakın, bize gelen çocuklara böyle bakıyoruz. 4 yaşını bittiğinde kendi başına uyuyabiliyor mu? Kendi yatağında. Aa hocam, geçen yine bir çocuk gördüm 9 yaşında. Beraber yatıyoruz. Niye? Bir türlü ayıramadım. Gitmedi. Ben de işte, bana da iyi geldi. 4 kişi bir arada yatıyorlar. Anne baba ve 2 çocuk. Kendi başına uyuyabiliyor mu yatağında? Yani siz 4 yaşına geldiğinde şu çocuğun şunu kazanması lazım. Duasını, kitabını okudunuz. Hadi bakalım, güle güle dediniz. Uyuyamıyor hocam. Bensiz uyuyamıyor. Yani bu işte mesela özgüveni zedeler. Çünkü kendini yatıramıyorsun ki. Uykuya geçemiyorsun birisi olmadan. Kendi başına giyim soyunabiliyor mu 4 yaşını bitirdiğinde? Hayır hocam, kendi başına giyinemiyor, hala da ben giydiriyorum. 4 yaşını bitirdi, hala da yediriyorsanız, ağzına yemek sokuyorsunuz, bir şeyler eksik. 4 yaşını bitirdi, hala da tuvalet temizliği yapıyorsanız, yine geridesiniz demektir. 6 yaşına geldi, hala da tırnağını kesiyorsanız, ayakkabısını bağlıyorsanız, yine eksik demektir. Yani 4 yaş ve 6 yaş kritik bir yaş. Buralarda hala daha çocuğa hizmet etme varsa bu özgüveni aşağı çekiyor. Anne, su getirir misin? Yani gidip kendin alabilirsin. Böyle demeniz lazım. Bu katılık değil. Bunu kendin alabilirsin. Biz su istiyor, pet şişe alınıyor, kapağı açılıyor, ağzına veriliyor, bir çocuğun yutması lazım sadece. Bu nedenle çok hizmet etmek, çocuk adına çok iş yapmak özgüveni gittikçe düşürüyor diye sorabiliriz. Şimdi özgüveni zedeleyen birazcık ebeveynliklerden bahsedelim. Kültürel kodlarımız zaten bizde çok sessiz, sakin, uyumlu, yumuşak. Birisini biz seviyoruz. Ama ne akıllı çocuk. Bir yere gittiğimizde biraz böyle zıpır çocukları çok sevmiyoruz. Bana ne o benim, beni ver diyen çocuklar bizi irite edebiliyor. Yani biz daha sakin, ılımlı, yumuşak başlılığı seviyoruz diye düşünürken bu aslında pasif, edilgen, pısırıklığa doğru düşebiliyor. İkisi birbirinden biraz farklı, bahsedeceğim onlardan. Çok koruyucu aile, işte benim ailem çok koruyucu bir aileydi. Koruyucu aile çocuğuna sürekli hizmet eder. Her şeyini yapar. Çocuğun üzerinde bir bulut gibi sürekli gezer. Ve çocuğu hayatın zorluklarıyla da hiç karşılaşmaz. Özgüven de aşağı düşer. Özgüvenin gelişebilmesi için zorlanacaksın ve bir şeyleri yapacaksın. Baskıcı aileler. Geç bakalım, geç şuraya otur. Böyle aileler çok kalmadı. Eski aileler böyleydi. Söz hakkın yok. Hiçbir fikrin yok. Her şey sana sert emir ve komut olarak geliyor. Korkuyorsun annen babandan. Burada özgüvenin gelişmesi çok zor.
Mükemmeliyetçi aile bizde çok var. Mükemmeliyetçi aile sana yetersiz hissettirir, mükemmeliyetçi ebeveyn. Hepinizde de bu vardır aşağı yukarı. Çünkü bizim toplum böyledir. Hanımlar bilir, yemek yapmışsınızdır ya da bulaşık yıkamışsınızdır. Anneniz, aa bak burada leke kalmış. Bunu görmüştür yani. Her tarafı güzelce silmişsinizdir. O silinmeyen yeri görmüştür. Bu size ne hissettirir? Yetersizlik hissettirir. Çünkü mükemmeliyetçi birisi sürekli yetersizlik hissettirir kendi yanında. Çünkü hep idealin ve en iyinin peşinde koştuğu için iyiyle bile yetinmez. Ve sürekli size geri bildirim verir. Amacı sizi düzeltmektir kendince. 90 niye 100 değiller? Karnede 90'ı gördüğünde niye 100 değiller? Aferin 90 demez mesela. Bir sürü 5 vardır, o gider 3'ü görür. Dolayısıyla hep yetersizlik hissettirir. Biz böyle ailelerde büyüdük genelde. Hep eksiğimiz bizim görüldü. Şimdi de bizde mükemmeliyetçi bir gözlük var. Ve çocuklarımızla iletişimlerimizde hep boş olan tarafı görüyoruz. Bardağın boş olan tarafını. Bu da çocuklara şu mesajı veriyor. Sen yeterli bir çocuk değilsin mesajını veriyor. Kıyaslayan aile. Kıyaslamak da yetersizlik hissettirir. Bak karşı taraf ne güzel yapıyor. Bak kardeşin ne güzel çalışıyor. Bak o yemeğini nasıl yiyor. Bak bu nasıl yapıyor gibi kıyaslamalar. Yine şu mesajı ver. Yetersizlik mesajı verir. Hanımlar üzerinden örnek vereyim. Eşiniz gelse dese ki bu çorba olmamış. Karşı komşu daha güzel yapıyor. Baltız'ın şunu bunun daha güzel yapıyor. Hem yetersiz hissedersiniz hem de öfke hissedersiniz. Bu sizi motive etmez. Biz bunu motive etmek için yapıyoruz aslında ama buradan motivasyon çıkmıyor. Ya da patronumuz gelse bizi çalışanımızla kıyaslasa, bak o daha iyi yapıyor, sen yapamıyorsun. Yetersizlik hissederiz her türlü kıyaslama. Kişi kendisiyle kıyaslanır. Ötekiyle kıyaslanmaz. Çünkü her kişinin kapasitesi, geçmişi, ailesi, eğitimi, dinamiği ayrı. Mesela benim özgüvenimi yıkan şeylerden birisi de ebeveynim kıyaslayıcı bir ebeveyni. Doğal olarak çoğumuzun ebeveyni böyle. Bunu motive etmek için yapıyor aslında ama yanlış. Sürekli yetersizlik hissediyor. Sen yeterli değilsin. Senden daha yeterli birileri var. Mesajını veriyor sana bu. Nayan diye karşı komşumuz bir kız vardı. Zeynep teyzenin kızı. Sürekli beni onunla kıyaslardı. Nayan şöyleymiş. Nayan böyleymiş. Nayan derslerini iyi yapıyormuş. Nayan annesine yapıyormuş. Nayan şunu yapıyormuş. Nayan bunu yapıyormuş. Bir gün çocukken dua ettiğimi hatırlıyorum. Allah'ım Nagihan ölsün ve ben bu işkenceden kurtulayım diye Nagihan'ın ölmesini dua etmiştim. Halbuki bilmiyorum bu çocuk hakkı. Nagihan gitse Neslihan gelecek. Bunun sonu gelmeyecek. Kıyaslayıcı birisi varsa sürekli sizi kıyaslar ve yetersiz hissettirir. Mesela bir çocuğun karnesinde dörtler var, üçler var. İlk dönem bu ikiymiş, daha sonra üç olmuş. Bu not yükselmiş. Bu notu yükseltmişsin, tebrikler demek. İlk yazılı 70'te diğeri 80 olmuş, artmış demek. Neden 90 değil dememek yerine. Bak kardeşin 90 almış demek yerine. Sınıfın en iyisi kaç aldı demek yerine. Kendisiyle kıyaslanır bir çocuk. Kendi bir önceki yaptığı resimle şimdiki resim, bir önceki yaptığı derse şimdiki ders kıyaslanır. Başkasıyla kıyaslanırsak hepimiz yetersiziz. Benden daha iyi seminer verenler var, sizden daha iyi tüccarlar var, sizden daha iyi anneler var, babalar var, daha iyi iş kadınları var, ev hanımları var. Bizim yaşımızda olup devlet yöneten başbakan olmuşlar var, milyoner, milyarderler var. Yani kıyaslasak hepimiz yetersiziz. Dolayısıyla kıyaslayıcı aile özgüvenimizi aşağı çeker. Hepimiz kendi kapasitemizi bir yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yukarı çıkarsak bu gelişiyoruz demektir. Başkasıyla kıyasladığında her zaman yetersizsin ama kendinle kıyaslandığında mesafe kat edebilirsin. Sevgisini göstermeyen ailelerde çocuk da özgüveni zedeleyebilir. Demek ki koruyuculuk bizim kültürde çok olan, kıyaslama, mükemmeliyetçilik bunların hepsi özgüveni aşağı çeken şeyler. Çocuğa hizmet etme bunları aşağı çeken şeyler. Bugünden itibaren şuna bakmanız lazım. Ben çocuğuma en çok nerede hizmet ediyorum? Şimdi bunu chat kısmına yazalım. Çocuğunuza en çok nerede hizmet ediyorsunuz? Bizim kültürde dünyada çok az olan bir şekilde yedirmeyi bile biz yapıyoruz. Yedirmeyi bile biz yapıyoruz. En çok nerede hizmet ediyorsunuz? Ayakkabı bağlıyorsunuz. Yemeği dilimleyip önüne mi veriyorsunuz? Kıyafetini siz mi giyiyorsunuz? Hala da tırnağını mı kesiyorsunuz? Tuvalet temizliğini mi yapıyorsunuz? Hala da siz mi yediriyorsunuz yoksa sallıyor musunuz? Biberonu da veriyor musunuz yoksa? Yani çocuksuluğa dair her şey... Onu çocuk bırakıyor. Mesela su verme var, anne su getir. Yani git kendin alabilirsin. Mutfakta çok fazla hizmet ediyoruz. Evet, yemekte bunu çok görüyorum.
yatağını toplamıyor, yatağını topluyoruz. Kocaman çocuk olmuş, banyosunu yaptırıyoruz. Değil mi? İşte buralardan çok hizmet ediyoruz. Buna alışmışız. Benim bir arkadaşım vardı. Yabancı, 18 yaşına gelmiş. Geldiği gün ailesi ilk gün doğum günü kutlamış. Ertesi gün demiş ki artık bu evde yaşıyorsun. Sen bir birey oldun. Kullandığın oda için kira vermen lazım. Yabancılar böyle mesela. Ya bu bize çok fazla geliyor değil mi? Yani ne oluyor? Bizi ilgilendirmez. Bizde kocaman çocuğa bile bakarsın yani. Hele erkekler daha çok hizmet alır biliyorsunuz. Dolayısıyla bizde ebeveynler çocuklarının çok hizmet ederler. Çok hizmet ettikçe de çocuk kendi yeterliliği düşer. Birileri onun adına yatıyor zaten. Yatak toplama, yeme gibi. Nerede kişi adam olur? Askerde. Yani erkekler için eskiden askerlik derdi. Şimdi bedelli de var. Çoğu kişi yırtıyor oradan. Çünkü askerde kimse sana hizmet etmez. Askere giden erkekler bilir. Başlı başına kalırsın. Aman yok. Yatağını kimse toplamayacak. Ayakkabını boyamak zorundasın. Tıraşını olmak zorundasın. Her işini kendin yapmak zorundasın. Ve iyi de yapmak zorundasın. Mecbursun iyi yapmaya. Yapa yapa gittikçe özgüvenin gelişiyor. Askerden geldiğinde bir özgüven gelişir erkeklerde de. Çünkü tüm hayat sorumluluğunu sen almaya başlamışsındır. Ya da üniversiteye gidince bizde biraz gençlerin özgüveni artar. Çünkü üniversitede arkasını toplayan yok. Kendi hayatını kendi idame ettirecek, kendi yiyecek, kendi içecek, başının çaresine bakacak, parayı getirecek, yönetecek. Tüm bunlarla kendi başına uğraşmak durumunda kalır. Hele anneden hiç ayrılmadıysa, üniversitede şehir dışında okumadıysa ve de çok hizmet gördüyse eyvah. Daha sonrasında özgüveni az bir şekilde kalabiliyor diye söyleyebilirim. Peki biz bunun karşısında özgüveni nasıl destekleyebiliriz? Birincisi, değerli bir çocuk olduğunu o hissedecek. Sen bizim için önemlisin ve değerlisin. Bunu zaten söylüyorsun, seni seviyorum. Güven ortamı olacak. Çünkü özgüvenle güven arasında bir ilişki var. Güveni sağlamanın en önemli yıldızı sözümüzün arkasında durmak, tutarlı olmak. Mesela sana bunu alacağım dediğimizde almak. Yapılmayacak dediğinde bunun arkasında durmak. Mesela size bir ay internet yok. Üç gün sonra yumuşuyorsun, veriyorsun. Bu güvenilir bir ilişki sunmuyorsun ona. Ağzından çıkana dikkat etmemiz gerekiyor, ağzımızdan çıkana. Ki bir sözümüzün tutarlılığı olsun. En önemli şeyler sorumluluk vermek. Ve daha sonra bunu yaptıklarında takdir etmek. Mesela 2 yaşından itibaren çocuk kendi yapmak istiyor. Al bakalım bunu sen kendin yap. İlk kendi yapmaya çalıştığında çocuk yapamayacaktır büyük bir ihtimalle. Kendi kıyafetini giyemeyecektir, yemeğini yiyemeyecektir, dökecektir. Üzerine başına bulaştıracaktır. İlk defa çay götür, misafirin önüne koy dediğimizde titreye titreye götürecektir. Şu çayı sen demle dediğimizde, şu kavanozdan bardağı suyu sen boşalt dediğimizde, kızlar için makineyi sen yerleştir dediğimizde, al bu faturayı borcu da al git şuradaki elektrikçiden işte şeyden parayı öde dediğimizde, bu ürünü yanlış olmuş ya gidip bunu değiştir dediğimizde sorumluluk vermemiz lazım. Kendi hayatına dair öncelikle odası, evi, kendi kişisel temizliği, sonra ev içinde de bir sorumluluğu olması lazım çocuğun. Tabii köy çocuklarının özgüveni daha çok gelişmiştir şehir çocuklarına göre. Çünkü köydeki çocuk birçok şey deneyimler yapar yani. Eskiden işte benim babam geçen geldi konuşuyoruz. Ben de 12 yaşında koca köyün şeyini yapıyordum. Tüm davarlarını gidiyordum falan der. Sivas'tayız biz. Dolayısıyla sorumluluk almış yani. Kadınlar çok küçük yaşta pınara git, su al, kilim doku, bilmem ne ya, koyun kırıp, süt sağ, tereyağı yap. Şeyler yapıyorsun, üretiyorsun ve üretmek sana iyi geliyor. Özgüvenini yukarı taşıyor. Ve sorumluluk veriyor da hayat ister istemez sana. Benim babam bizim zamanımızda tabii ki köy hayatı gibi sorumluluklar çok yok. Faturaları bana yazdırıyordu. Fatura yatırmak için arabaya binmem, bir yere gitmem. Cebimde o kadar parayı taşımaya bile çok korkuyordum. Eyvah ya bu para bir gün kaybolursa ben ne yaparım acaba? Şimdinin parasıyla. Babam bana 400-500 lira gibi bir para vermiş. Çocuğun cebine koymuşsun. Çocuk onu taşımaya bile korkuyor cebinde. Götüreceğim, doğru bir şekilde ödeyeceğim, para üstünü tam alacağım da geri getireceğim. Mesela bu bir sorumluluktu. Eve dair hiçbir sorumluluk vermiyoruz ki çocuklar. Ya hocam büyüyünce zaten yapacak diye
anneler kızlarına hiçbir şey vermiyorlar mesela. Babalar da erkeklere verecek bir şey yok artık. Gittikçe daraldı, otomatik ödemede her şey. Bu çocuğa ne yaptırabilirim ki ben ya? İşte evin çöpünü dışarı attırabilirsin. İşte sofrayı toplamada görevler verebiliriz. Zaten kendi odasını toplayacak, oralar standart. Ama ortak alana dair bulaşığı yerleştirmek, kadın erkek fark etmez, kız erkek fark etmez, bir sorumluluğu olacak. Herkes yediği tabağı kaldırıp götürüp lavabonun içerisine koyacak. Bir sorumluluk. Benim çocuklarım öyledir mesela. Bir kere Ramazan'da bir yere gitmiştik. Tabaklarını aldılar, bitirdiler, götürdüler, mutfağa bıraktılar. Aile şaşırdı. Bunlar ne kadar akıllı bir çocuk. Ya bu çok normal. Çocuğa bunu verebilirsin. Mesela şimdi bir kızım 14-15 yaşlarında, misafir geldiğinde böyle önüne bir şeyler koyacak. Bardak, ilk bardak getirdiğinde titreye titreye getiriyordu böyle. Şimdi alıştı. Çay demleyebilir yani. 10 yaşındaki bir çocuk bile çay demleyebilir. Çay demlemek zor bir iş değil. Ocağı açma, kapamat gibi. Biz sorumluluk vermiyoruz. Yani özgüvenin gelişmesi riskle alakalı. Sorumluluk vermek risk almak demek. Bu riski almayan ebeveyn kafeste kuş yetiştirsin. Evde de çocuk yetiştirir. Bunun gibi çocuk olur yani. O muhabbet kuşlarını bir gün camdan açarsınız. İlk kartal saldırısında ölür çünkü. Hiçbir beceri gelişmemiştir. Güvendedir. Hiçbir sorumluluğu yok. Sabah kalkacak, tık 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 mamasını yiyecek. Hop 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 suyunu içecek. Salıncağında birazcık sallanacak. Hayat bundan ibaret. Günümüz çocukları da ona dönmüş durumda. Hiç risk almıyoruz. Ya diyorum bırak şu çocuk bakkala gitsin, karşıya gitsin. Ama hocam arabalar var. Ya tamam arabalar var da bu çocuk karşıdan karşıya geçmeyi deneyecek, ilkinde korkacak. Yaptığında özgüveni yukarı çıkacak. Özgüven böyle bir şey. Risk alırsın, yaparsın, zıt yukarı çıkar. Risk alırsın, yapamazsın, aşağı düşer. Bir daha birisi seni cesaretlendirir, bir daha dener yaparsın, yukarı çıkar. Ama hiç risk almıyorsan, hiç sana sorumluluk verilmiyorsa özgüvenin yerinde kalır. Çok güvenli bir ortamda yaşarsın. Kafesteki kuş örneği bunun çok güzel bir örneği olsun. Güvenli ama hayat mı? Hayat değil. Köy çocuklarının bu yüzden özgüveni yüksektir. Bir şeyleri mutlaka denerler. Onlara karışan bir ebeveyn yoktur. Ağacın tepesine tırmanır. Çok risklidir ama tırmandığı anda özgüveniniz yukarı çıkar. Ağaca baş aşağı kendini aşağı sarkıtır. Dala ayaklarını takar. Risklidir. Özgüveni yukarı çıkar. Ama şehir çocuklarında maalesef yapacak hiçbir şey olmuyor. O yüzden ev içerisinde yemeğe dair, ortak alanlara dair, çöpe dair, faturalara dair, market alışverişlerine dair şeyler yapmak lazım. Şimdi restoranlar açıldı, garsonu çağır, sen hesabı söyle, al parayı git sen ver, buyurun git bize söyle bir çay getirsin. Bunu demek lazım. Bunun hesabı, bunu git ödemesini sen yap. Aa, bu böyle olmamış, git sen değiştir. Ama ben yapamam, göz yüzde gelin işte falan diyebilir. Gel beraber gidelim. Ben arkandayım. İlkinde hafif desteklemek lazım. Yapamadığında cesaretlendirmek lazım. Benim kardeşim var Yakup. Yazılım mühendisi. Aramızda 14 yaş var. Son numara çocuk. Son numara çocuklar hep zaten pohpohlanır falan. O da özgüvensiz. Benim gibi. Bir yıl benim yanımda kaldı. 8. sınıfta LGS'ye hazırlanırken İstanbul'da. Baktım özgüveni çok düşük. Ona hep böyle işler veriyordum. Bir gün para verdim. Şimdi parası 200 lira. Git Yakup kendine ayakkabı al dedim. Bakın daha kaç? 12-13 yaşında. Ya dedi ben nasıl ayakkabı alacağım dedi. Ben bilmiyorum dedi işte. Dedim git ayakkabı al. Senin ayakkabını ben mi seçeceğim? Senin ayakkabın işte. Parayı verdim. Bir ayakkabıcıya gönderdim. Kendim bile içeri girmedim. Şimdi gidiyor, kılıyor, sıkınıyor. Öf, püf. Şimdi bu ayakkabıyı alacak. Baktım hem sevmediği bir ayakkabı almış hem de büyük bir ayakkabı almış. Hiç değiştirmedim bile. Çünkü dedim ben bunu sen kendin yaptın. Bir sonrakinde Yakup daha iyi seçimler yapabilmeyi öğrendi. İlkinde yanlış yaptı. Zaten hem büyük hem de sevmediği bir ayakkabıyı aldı. Bunun diğer numarası var mı diye soramadı. Çünkü hayır buna da değil şuna da bakmak istiyorum. Ha bu hoşuma gitmedi bir de şuna bakacağım. Bir de şunu deneyebilir miyim falan diyebilmek bir özgüven gerektiriyor yani. Ay işte karşı tarafı yordum mu? Mağazacıyı da utandırdım şimdi bana bir şey der mi kızar mı? Diye söyleyeyim. O yüzden hata yapmasına imkan vermemiz lazım. Genelde ebeveynler arasında tartışma olur. Babalar biraz daha cesaretlendirilirler, anneler biraz daha korumacı davranır. Ya bırak çocuk bunu yapsın. Aa, hayır olmaz ama dışarısı güvenli değil. Ya biraz risk almamız gerekiyor işte. Tek başına binsin, şeye gitsin, uzaktaki bir yere minibüse binsin. Ay parayı verebilir mi? Büyük kızımı ilk minibüse bindirdiğimde dedim tamam bak ben arabayla seni takip edeceğim meraklanma. 4. sınıfa falan gidiyordu. İşte parayı minibüsçüye uzatacak o kalabalık içinde bir yaşam bulmaya çalışacak paranın üstünü geri alacak üstünü minibüsçü vermiyor bazen onu isteyeceksin falan diye. Ben önceden bugün özgüvenim o kadar düştü ki minibüsçü para üstünü vermezse ben onu isteyemezdim.
Gel şimdi bana bir şey der, kızar. Ama bu küçük paranın hesabını yapmayayım falan diye. Ama şimdi hakkıma birisi girdiğinde bunu sonuna kadar takibini yapıyorum. Tabii ki hata yapmasına da imkan tanımak lazım. Eline kaşığı vermezsen, dökmezse bunu öğrenemez. Kalemi vereceksin, yamuk yumuk çizip başka şeyleri batırmazsa bunu öğrenemez. Çay dolduracaksın, üstünü başını yakmazsa bunu öğrenemez. Ya biz genelde hata yapılmasın, düzgün olsun, tam olsun, eksiksiz olsun ve hızlı olsun diye biz yapıyoruz zaten. Ama hocam ben giydirmezsem tam giyemez. İşte bundan dolayı hizmet ediyorsun. Şimdi giydiremezsem ben kendisi tam giyemez. Bunu yaparsa kendisi elini yüzüne bulaştırır. Bu da işleri karıştırıyor. Cesaretlendirmemiz lazım tabii ki. İlk deneyimi yaptığımda başarısız olabilir. Olur, ben de böyleydim. Ben de bir kere babam bana fatura verdiğinde iyi bir parayı kaybettim yani. Nasıl kaybettiğimi bile hatırlamıyorum. Olur böyle şeyler. Herkes yapar deyip cesaretlendirme. Hadi bir daha deneyelim demek lazım. Orada yapamadığında üzerine gidersek bu sefer bir daha denemeye imkan olmaz. Çocuk kendini geri çektiğinde hadi bir daha deneyelim, bir daha yapalım dememiz gerekir. Çünkü bir daha yapanlar başarılı olur. Özgüven için yeterli hissetmesi lazım. O yüzden kendini başarılı olduğu bir yönü bulması lazım. Başarılı olduğu yönleri çocuğun keşfedip öne çıkarmak çok önemli. Bazı çocuklar akademik anlamda başarılı değil, olmuyor. Bu çocukların özgüveni düşüyor. Çünkü sürekli aileler ve eğitim dünyası buraya vurgu yapıyor. Çocuk da burada ilerlemiyor. Hayatın diğer alanında bir yer bulup onu yüceltmen lazım. Mesela bir tane böyle bir çocuk gelmişti. Dikkat eksikliği çok fazlaydı. Notlar da çok düşüktü. Oyun terapi odasında ben onu çok iyi kağıt katlayarak bir şeyler yaptığını gördüm ki onu ben bile yapamam yani. Gerçekten deniyorum ve yapamıyorum. 30 basamaklı işler. Onu öyle katlıyor, oraya katlıyor da bunu böyle yapıyor, bunu böyle çeviriyor. Daha sonra bundan sergi oluşturduk. Ailesine söyledim, dedim bundan sergi oluşturalım. Bir tanesini çerçevelettiler, üç boyutlu çerçeve yaptılar, astılar, komşulara bahsettiler. Sergi yaptılar, sergilerden insanlar satın aldı, para kazandı falan derken ne olmuş oldu? Çocuğun başarılı olduğu bir yönü bulup bir yolu düzeltmiş, yukarılı olmuş. Buradan çıkınca çocuğunuza şunu sorun mutlaka. Sen nerelerde iyisin? Sence sen neleri iyi yapıyorsun? Bu soruya cevap veremiyorsa eyvah. Ben bir şeyde iyi değilim, bakacak. Ben bunu iyi yapıyorum demesi lazım. Herkesin böyle en az 5 tane cümle kurması lazım. Ben şunları iyi yapıyorum. Böyle 5 tane cümlemiz yoksa yeterlik boyutu çok zayıf demektir. O yüzden sen neyleri iyi yapıyorsun? Ben çocuklar konuşuyor. Ben çok iyi Brawl Stars oynuyorum. Tamam, Brawl Stars. Bunu hemen değersizleştirmiyorum. Saçmalama ya. O da bir şey mi canım? Herkes Brawl Stars oynar falan. Ne var bu falan dememiz lazım. Çünkü bazıları gerçekten orada başarılı. O başarıyı elinden almamamız lazım. Biz çocukların bu gibi başarılarını küçümsüyoruz. Sesi güzeldir, iyi şiir okur, hızlı koşar, amutta durur. Onların yönlerini bulup buraları takdir etmemiz lazım. Çünkü eleştiri özgüveni aşağı indirir, takdir yukarı çıkarır. O yüzden bizim gözlüklerimizde şu anda ebeveynlerimizden gelme mükemmeliyetçilik gözlüğü var. Sizde de var bu. Onun yerine bunu çıkarıp takdir gözlüğünü takmak lazım. Takdir gözlüğünü takarsak, ama bugün kardeşimle ne kadar güzel oynadınız, çok hoşuma gitti. Ama biz mükemmeliyetçilik gözlüğü olduğunda niye kavga ediyorsunuz? Bir türlü geçinemiyor musunuz? Yani kavga ettiği zamanı görürsün. Güzelce oynadığı zamanı görüp takdir etmezsin. Ya da çocuk ders çalışır. Kendiliğinden bir gün kitap okur. Burayı görmezsin. Ders çalışmadığı zamanı görürsün. Odasını güzelce toparlar. 10 şeyden 9'unu yerine getirmiştir. Sen bunun yeri burası mıydı? Ben sana böyle mi söylemiştim? deyip yapmadığını görürsün. O zaman özgüven gelişmez. Özgüven pozitifi görmek ve geliştirmekle alakalı. Sosyal ortamlara daha çok katacağız şu anda pandemi nedeniyle giremediysek. Çoğu çocuğun özgüveni düşüyor. Çünkü sosyal ortamlarda yeni insanlarla tanışmak, yeni bir şeyler yapmak özgüveni yukarı taşıyor. Tabii ki de çocuklarımızı ne yapıyoruz? Seviyoruz. Bunlar özgüveni arttıran şeyler. Arttırabilir miyiz hocam? Bu yaştan sonra arttırabiliriz. Sorumluluk vereceğiz, cesaretlendireceğiz ve yaptığını takdir edeceğiz. Odasını topla diyeceğiz. İlkinde çok yarım yamalak toplayacak. Aa, güzel olmuş. Başlangıç için çok iyi. Güzel. Diyeceğiz ve aa, güzel. Burası güzel. Yani bir geri bildirim şöyle verilir. Burası güzel olmuş. Tebrik ederim. Harika. Şunları da şöyle yaparsan daha güzel olur deyip keseriz. Yani iyi bir geri bildirim budur. İlk önce güzeli görürsün. Daha sonra şunu da şöyle yaparsan güzel olur diye kısa kesin. Bitirirsin. Bunlar iyi. Şunlar da olursa daha iyi olabilir deyip sözü kısa kesip bitirirsin ama olumsuzu görürsen, bak buralar olmamış dersen
gelişmez. Bir iş yerinde araştırma yapılıyor. Sen ne iyi yaparsın sorusunu 4 yaşındaki üzerindeki tüm çocuklara sorabilirsiniz. Büyük firma, kocaman firma var. Binlerce çalışanı var plazada. Yüzlerce hizmetli çalışıyordu. Kocaman bir plazayı düşün. 20 kat, 30 kat. Buradaki 3 grubu ayırıyorlar. Bu müze yakın hizmetliği. Bir grubuna hiçbir geri bildirim vermiyorlar. İşini yapıyor. Hiç kimse bir şey demiyor. Diğer gruba eksiklerini görüp onu söylüyorlar. Bir ay boyunca. Ha, burası güzel olmamış, tuvalet tam temizlenmemiş, şurada leke kalmış, şunu da alır mısınız lütfen? Öteki grubu iyi yaptığı şeyler söyleniyor, eksikleri söylenmiyor. Ha, bu camı ne kadar güzel silmişsiniz. Ha, burada ne kadar da temiz olmuş, sağ olun. Eksikleri onun da var. Bunlar içerisinde en fazla gelişimi hangisi gösteriyor? Takdir edilenler gösteriyor, böyle eleştirilenler değil. Hani eksiğini bulup söyledik ya, oradan gelişmiyor kişi. Takdiri aldığında yeterlik duygusu yukarı çıkar. Yeterlik duygusu yukarı çıktığında ve o takdiri yeniden alabilmek için daha iyi iş yapmaya başlarsın. Dolayısıyla bizim takdir etme gözlüğünü takmamız lazım temelde. Kıyaslamayı da kendi içinde yapmamız lazım ki çocuğumuzun özgüveni biraz yukarı çıksın. Özgüvenin bir de aşırısı var. Aşırı özgüven, her şeyin aşırısı zarar. Kısaca da ondan bahsedeyim. Şu özgüven değil, dışarıda hocam kuzu gibi, evde aslan gibi. Yani evdeki kriter değil, dışarıdaki. Çoğu aileler böyle geliyor. Hocam çok özgüvenliyim, bize karşı şöyle ama dışarı çıkıyorsun kedi gibi. Bu işte bu bir sahte özgüven. Burada özgüven yok. Çocuk elinde güç var ama özgüven yok. Evde her dediği yapıldığı için güç kazanmış ama özgüven olmadığı için bu güç dışarı çıkmıyor. Özgüven, fazla özgüven şu demek, kendisini dev aynasında görmek demek. Hani bazıları için var, kendini dev aynasında görüyorsun. Böyledir bazıları. Yani kendini yapabildiğinden daha fazla bir şey zannediyorsun. Ya sen busun, kapasiteni bilmiyorsun, kendini süper yapılır mı zannediyorsun, gidip tosluyorsun. Bu da fazla özgüven. Çok pohpohlama. Buraya aslan oğlumuz, biricik oğlumuz, sen bir tanesin, istersen her şeyi yaparsın. Yeter ki sen istesen, beğenmediysen olmaz, sen istemiyorsan şöyle olur. Bu gittikçe özgüveni de aşırı derecede şişirebilir yani. Aşırı özgüveni de şişirebilir. Tabii ki burada genel olarak bir özetlemiş olayım. Fazlasından da kısaca bahsetmiş oldum. Fazlası zarar, çok fazla övgü yapmak gereksiz. Yani övgünün de şöyle bir kriteri var. Kişiliğe övgü yapmak iyi bir şey değil. Davranışa övgü yapmak lazım. Aslansın, paşasın, mükemmelsin, olağanüstüsün. Kişiliğe övgü. Kişiliğe övgü tavsiye edilmez ama davranış. Bu iş olağanüstüydü demek ayrı. Sen olağanüstüsün demek ayrı. Yani bu iş harikaydı demek ayrı. Sen harikasın demek ayrı. Ha, çok zekice bir cevaptı demek ayrı. Sen zekisin demek ayrı. Davranışa vurgu yapmak lazım ki mesele biraz daha toparlanmış olsun diyelim. Şimdi sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz. Vaktimizi de tasarruflu kullanalım. Konu çerçevesinde soru olursa sevinirim. Online eğitimde özgüven nasıl gelişir ya da daha da düşebilir mi? Online eğitimi bazı çocuklar yapabilir. Bazı çocuklar için çok zor. Mesela dikkat eksikliği, hiperaktivite, dürtüsellik. Çocuklar online eğitimde zorlanır. Yapamadığı için negatif geri bildirim alırsa özgüveni tabii ki düşebilir. Böyle söylemiş olayım. Utangaç çocukla özgüvensiz çocuk. Şimdi çoğu bizim utangaç çocuğumuz özgüvensiz çocuktur zaten. Ama içe dönük ve dışa dönük diye kavram vardır. Bakın, içe dönük kişilik ve dışa dönük kişilik. İçe dönük kişilik kendi halinde kalmayı seven, yalnızlıktan daha çok hoşlanan bir kişi. Mesela ben içe dönük bir kişiyim. Sürekli gideyim, yeni insanlarla tanışayım, çevrem olsun, sosyalleşeyim falan, böyle bir arayışım yok. Bunu çekindiğim için, utandığım için yapmıyorum. Tercihim bu değil. İstesem yapabilirim. İşte aradaki fark bu. Utangaçlıkta istesen de yapamazsın. İstesen yapabilirim ama tercih etmiyorum. Ben dışa dönük değilim. O yüzden pandemiyi ben sevdim. İçe dönük kişiler pandemiyi sever. Oh ne güzel, yalnız kaldık, yaşasın falan diyenler bu grup. O dışa dönük grup zaten sosyalleşme, her akşam arkadaşlarla buluşuyor, yeni yerlere gidiyor, bunları yapıyor. O zaman dışa dönük kişiler pandemide çok zorlanmıştır. Çünkü evde kalmak onları bunaltmıştır. Yani içe dönüklük bir kişilik özelliği ama utangaçlık değil. İçe dönüklük tercih. Toplumu, ortamı aşırı derecede sevmiyorsun. Yalnızlık, sessizlik, sakinlik, dinginlik,
kendini dönüp duygularını incelemek sana daha hoş geliyor. Dışa dönüp de sosyal hayat, çevre, dış insanları, dışarıyı gözlemlemek sana daha iyi geliyor. Utangaçlık diyorsanız, bir çocuğun utangaç, sırık, çekingen, bunların her birisinin altında özgüven eksikliği zaten otomatik olarak vardır. Yani öyle söyleyebilirim size. Diyebilirim. Çocuğa ilk sorumluluk verdiğimizde desteklemek, bazen birlikte yapmak gerekir. Odasını topluyorsun, ilk çay bardağını götürecek, ilk bulaşığı yerleştirecek, ilk faturayı gidip ödeyecek, birlikte yaparsın. Daha sonra belli bir yere kadar bırakırsın, o yapar, tebrik edersin. Daha sonra tamamen geride bırakırsın, öyle gider, tebrik edersin. Kademeli bir şekilde kendimizi geri çekeriz. Ve çocuğa sonrasında kendisini bırakırız. Uyutkuda da böyle ilk önce. Yanında yatmazsın, yanında oturursun. Yatarsan, çünkü çocuklar ebeveynleri yatırır genelde. Oturursun. Daha sonra sandalyede oturursun. Daha sonra sandalyenin odanın ortasında olur. Daha sonra kapının önünde olur. Daha sonra odanın dışında olur. Kapının önünde sizi görmeyeceğiniz bir yerde, böyle mesela çocuklar alışabilirler. Ama aşırı bir korku varsa, şimdi günümüzde çocuklar korku dolu, çok içerik izleyip travmatize oluyorlar. O korkuyu çözmek gerekebilir bazen. Az arkadaş seçmek özgüvensizlik değil. Özgüvensizlik, gidip tanışamamak özgüvensizlik. Bir ilişkiyi başlatamamak özgüvensizlik. Merhaba, arkadaş olalım mı? Bazı çocuklar böyledir, diğerleri. Adın ne? Annesinin arkasına saklanır, babasının arkasına saklanır. Böyle cevap veremez. Kısık sesle konuşur falan diye. Böyle konuşabilir. Yine online ile ilgili sorular var. Onları genel cevap yapmış olayım. Evet, özgüven inişli çıkışlı bir durum. Dolayısıyla vazgeçilmiş olmayız. Sürekli artabilir özgüven. Sürekli bundan sonra da toparlayabilirsiniz. Ama ilk önce takdir etmeye başlayacaksınız. Eleştiriyi bırakıp daha sonra olumlu yönlerini göreceksiniz. Küçük sorumluluklar vereceksiniz. Onları eksik yapacak. Yaptığında cesaretlendireceksiniz. Gittikçe çok uzmanlaşacak o davranışta. Böyle yükselir. Yine özgüvenle ilgili sorulara bakıyorum. Birçok sorunuz var, işte saçını tutuyor falan gibi, ama 10 yaşındaki kızıma hiçbir sorumluluk kazandıramıyorum. Detaylı incelemek lazım bunları. Bakmak lazım. Çünkü bazen arkasındaki bazı psikolojik rahatsızlıklar da sorumluluk kazanmasını engeller diye söyleyeyim. Mesela bir abi, bazen şuna dikkat edin. Evde bir abi bir abla vardır. Diğer kardeşin özgüvenini mahveden abiler ablalar vardır. Ezik, beceriksiz, bilmiyor ki, yapamadın ki, buyma. Yani çocuk orada yaşam alanı bulamaz. Orada üsttekini dizginlemek lazım. İkizlerde de olur o zaman. Bir ikiz çok baskındır. Diğer onun gölgesinde kalır. Onun gölgesinde yeşerip kalamaz. O yüzden bir kardeş diğerini çok fazla böyle aşağı çekiyorsa, yetersiz, değersiz, beceriksiz hissettiriyorsa, bilin ki o da diğer kardeşin özgüvenini yiyor. Ona sınırlar koymanız lazım. Yani çocuklar verilen bir işi yapmadığında, olumsuz bir işi ısrarla yaptığında, uyarıldığında, yine devam ettiğinde ortaya sınırlar konusu gelir. Bazı sorular orayla alakalı. Belki gençlik eğitim kurumları olarak bir sonraki şeyde sınırları seçebilirsiniz. Yatmıyor, odasını toplamıyor, elini yıkamıyor, yemeğini zamanında yemiyor, tableti elinden bırakmıyor. Yani sözümün onun karşısında bir karşılığı yok olduğunda o sınır konusuna girer. Çok özgüvenli bir çocuk ise diğer çocuklara zarar verdiğinde bu özgüven diğerlerine zarar vermez. Bu zorbalığa girer, şiddete girer. Özgüven kendi hakkını savunur. Yani başkasının hakkını da savunur, ama zarar verme yine bir sınır aşma demektir. Sınır sorununa götürür bizi. Yeni gittiği okulda bazı derslerde kendini yetersiz. Şimdi yetersiz hissettiği dersin, yeterli derslerden başlayın. Oraları takdir edin. Özgüven yukarı çıkar yani. Diğerlerini de daha iyi yapmaya başlar. Yani yetersiz hissettiği derste bir anda uğraşmayın. İlk önce yeterli olduğu alanları bulup öne çıkarıp buraları pekiştirin ki ben yapabiliyorum. Mesajı gelsin yani. İşte buradan çıkınca dediğim gibi şunu sorun çocuğunuza. Sen neleri, 5 tane bana iyi yaptığın şeyi söyle. Yaptığındaki 5 iyi şeyi söyle, 5 iyi yaptığın şey. 3 de olur çocuklarda. Ben nokta 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 burada iyiyim.
ben burada iyiyim diye bir cümle kurması lazım. Bu cümleler azsa bilin ki buraları doldurup buraların üzerine gitmek, bunları büyütmek özgüveni yükseltir. Özgüvende sınır olmalı mı? Yani özgüven, hakkını savunabilmek, kendini ifade edebilmek, doğruların peşinden gidebilmek demek. Aşırı özgüven, işte başkasının hakkını tecavüz etmek, kendisini dev aynasında görmek. Aşırı özgüven bu. Dev aynasında olmayan bir şekilde kendini özgüvenli zannetmek. Dışarıdaki insanlar biliyor, sen bu kadar becerikli değilsin ama sen kendin her şeyi yapabileceğini zannediyorsun. İçeri girince de tosluyorsun. Hayatta da böyle çok fazla baktığında, dönüp baktığında yapabileceğin bir şey yok. Çok pohpohlanmışsın ama arka planı dolu değil. Aşırı özgüven bu demek. Özgüvenim üniversiteden sonra arttı. Niye arttı? Hocalar sürekli tahtaya kaldırdı. Bir konuyu anlattırdı. İlk kalktığımda hiç konuşamadım bile. Hiç konuşamadım. Yani çünkü bütün bildiğimi unuttum. Hoca dedi, tebrikler Mehmet dedi. Tahtaya kalkmak da bir aşama. Bir dahaki sefer denersin dedi. Yani hiç konuşamadım tahtaya kalktığımda ama hocanın oradaki tutumu çok önemliydi. Çünkü yani kocam üniversiteye gelmişsin, eşek kadar çocuk olmuşsun, iki lafı ağzını edemiyorsun dese üniversite hayatım mahvol burada. Öğretmenlere de büyük iş düşüyor burada. Çünkü onlar da kelimelerine çok dikkat etmeleri lazım. Bazı öğretmenler bizim zamanımızda çok vardı. Defterin kenarı yıpranmıştır. Oraya takar mesela. Kıvırık kenara takıp seninle uğraşır. Mesela kırmızı kalem kullanan öğretmenler vardır. Çocuk bir sürü şey yazmıştır. Eksiğini hemen görüp oraya bir kırmızı işaret atar. Böyle bakmaman lazım. Buralar ne kadar güzel olmuş. Tebrik ederim. Şunlar ne kadar güzel yapmış. Şunu da düzeltebilirsin. Diye yaklaşmak gerekir daha çok. O yüzden eğitimcilerin de dikkat etmesi gerekiyor. Yıl sonu gösterileri çocuğun özgüvene hizmet eder. Sahne performansları çocuğun özgüvene hizmet eder. Okulda el sanat çalışmaları, bir şeyleri yapıp sergilemesi özgüvene hizmet eder. Yani okullar da özgüveni çok destekleyebilecek yerler. Her çocuğun kendi iyi yerini bulup onu yukarı çıkarıyorsa bir okul çok iyi yapıyor demek ki. Burada rehber öğretmenler de var. Okullara danışmanlık yaptığım dönemlerde biz her çocuğun böyle 5 yönünü bulup yukarı çıkarmaya çalıştık. Bazılarınki matematik, fen, Türkçe, sosyal olabilir. Bir çocuk çok iyidir, diğeri çok hızlı koşuyordur, diğeri moda atıyordur, diğeri şarkı söylüyordur, diğeri şiir okuyordur. Ötekisi çok iyi basket atıyordur, diğeri çok iyi soru soruyordur, diğerinin sesi güzeldir. Birisinin ezberi güzeldir. Yani yeteneklerin haddi hesabı. Yeteneksiz çocuk yok. Var olan şeyi bulup yukarı çıkarmak, özgüveni de yukarı çıkarmak demek. Ama herkesten akademik başarı beklemek birilerinin mutlaka özgüvensiz olacağı anlamına gelir. Çünkü her şeyi herkes yapamaz diyebilirim. Demokratik anne. Demokratik anne diye bir, demokratik ebeveyn diye bir çeviri yanlış. Demokratik ebeveyn diye bir şey yok. Yetkin ebeveyn var. Yetkin ebeveyn işte bu dediğim birçok alanda kendini geliştirmiş ebeveyn demek. Diye söylemiş olalım. Evet, genel olarak soruları cevaplamış oldum diye düşünüyorum. Ama hayır hocam, benim şöyle bir sorum vardı, bu kesinlikle cevaplanmadı diyorsanız, yukarıda yazdıysanız ve görmediysem kopyalayıp tekrardan yapıştırın. Onu da cevaplayayım, sonra da sözü gençlik okullarının yönetimine devretmiş olayım. Burayı ekranı kapatayım, ekranda işimiz var. Net görelim. Ebeveynlerden birisinde özgüven eksikliği varsa, sesli soru almayacağım, çok karışıyor, yazılı almayı tercih edeceğim. Ebeveynlerden birinde eksiklik varsa diğer ebeveynin ona destek olması lazım. Bazen ebeveynlerden birinde de olabilir. Bunu yapalım mı ya, ne yapacağız şimdi, gitmeyeceğiz falan filan, böyle ebeveynler olabilir. Birbirimizi desteklemek lazım. Söylediği güzel tatlı şeyleri gülmek de, tekrar söylemesini istemek. Çocuk bundan hoşlanmıyorsa işte o zaman kendimizi geri çekebiliriz ama hemen özgüveni düşürmüştür diyemeyiz yani. İnat ve rahatına düşkün. Rahatına düşkün çocuklar çok hizmet almış olabilirler. Buna dikkat edelim. İnat bir yandan iyidir. Sebata dönebilir çünkü. İnatla sebat arasında çok ince bir ayrım var. Bir şeye devam edersin, buna sebat derler. Bazen de inat derler. Yani bu iyi bir özelliktir. Gereksiz şeylerde inat ediyorsa dikkat edelim ama onu alıp pozitif şeylerde
kullanabilirsek o sebata dönüşür. Ve çok kısa bilgi vereyim. Savunma sporu yaptığı halde özgüveni yok. Evet, spora göndermek iyidir çocuklar. Çünkü bir şeyleri yapabildiğini hissedince çocukların özgüveni artar. Her türlü yeni bir şey yaptığını görmek özgüveni arttırır. Çok böyle düşük çabaları gösteriyorsunuz, artmıyor. Konya'da bizim gibi uzmanlar var. Onlara müracaat edebilirsiniz o zaman. Çünkü hayata özgüvensiz başlamasın. Ondan sonrası çok zor. Çok zor. Diye söylemiş ve bitirmiş olayım. Tekrardan sözü Asena Hanım size teslim edeyim. Hocam, paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Aslında konu başlığımız çocuklarda özgüven gelişimiydi ama ben kendimiz adına da çok faydalandığımızı, belki kendimizde de bu özgüven gelişimi noktasında desteklememiz gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. İnşallah sizinle farklı çalışmalarda da, farklı eğitimlerde de yeniden yer alırız diyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum gençlik ailesine tekrardan. Çalışmalarınızı çok eski yıllardan beri gençlik ailesiyle aslında işbirliğim var, hikayemizi anlatmadım. 10 yıl olmuştur ilk gelip Konya'nın o küçük tepesinde, Alaaddin tepesinde salonda program yapmışlığımız da var gençlik ailesiyle. Yıllar sonra buluşmak üzere oldum. Muharrem Bey'e de teşekkürler, size de teşekkürler. Pandemi döneminde herkese kolaylıklar diliyorum. İnşallah bitsin pandemi, yüz yüze de buluşalım. İnşallah hocam, çok teşekkür ederiz. Kıymetli velilerimiz, eğitimlerimiz inşallah belirli aralıklarla yeniden devam edecek. İnşallah bütün eğitimlerimizin de faydalı olmasını temenni ediyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Evet, Mehmet Hocam teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Velilerimiz de bekliyor. Epeyce bir istek var. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Tekrardan herkese hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Hayırlı akşamlar inşallah. Teşekkürler hocam. Thank you.